Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, farenjitli olan, larenjit olan, orta kulak iltihabı geçiren, ağır grip geçirenler, sinüzit olanlar bu dönemsel olarak daha mı çok horlarlar? Bunlar horlamaya çok daha yatkınlar mıdır? Bağışıklık sistemi direnci düşük olanlar bu anlamda. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bağışıklığı düşük olanlar tabii ki üst hava yolu enfeksiyonuna da yatkınlığı fazla olur. Daha çok hastalanan insanlarda tabii ki üst hava yollarında tıkanıklık, enfeksiyona bağlı, akıntıya bağlı. Mesela bugüne kadar hiç horlamamış bir insan bir sinüzit olduğu zaman burnun içindeki yoğun akıntıya bağlı olarak burnu tıkandığı için o gün sürekli horlayabilir. Normal zamanda ama hiç böyle bir şikayeti yoktur. Bu çocuk da olabilir, erişkin hasta da olabilir. Ya da gribal bir enfeksiyon geçiren kişi gene aynı şekilde burnunun tıkanması nedeniyle, burun akıntısı nedeniyle rahat nefes alamadığı için gribi geçene kadar birkaç gün boyunca horlayabilir. Tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonları da dönemsel olarak, yani sürekli olmamak kaydıyla horlamaya neden olabilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.